Mersin Satranç Festivali kapsamında 8, 10, 12 yaş genel ve kızlar olmak üzere 6 kategoride 60'a yakın sporcu katılımıyla Hızlı Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendi. Katılımcılara madalya verilirken müsabakalarda birincilik elde eden sporculara kupaları verildi. Ayrıca Rosatom'da dereceye giren sporculara hediye takdimi yaptı. Kupa ve madalya merasimi sonrası Kanal 33 mikrofonlarına açıklama yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Mersin'de düzenlenen turnuvalardan duyduğu memnuniyetiyle getirdi. Evet, bugün benim için çok özel bir gün. Öncelikle ben Tarsusluyum. Yani Mersin'de böyle bir etkinliğin yapılması elbette benim için çok önemli, çok kıymetli. Karpov geldi. Yani dünyanın oldukça fazla sayıda dünya şampiyonluğu olan çok önemli büyük ustalarından birinin Mersin'de olması hem Mersin satrancı hem Türk satrancı açısından son derece önemli. Aslında bugün burada başlayan etkinlik Mersin Satranç Festivali, bundan sonra da devam etmesini umduğumuz çok güzel bir festivalin İlk başlangıç noktası oldu. Bir başka başlangıç noktası ise 9 Aralık'ta Ankara'da hayata geçecek engelliler için birinci FIDE Konfederasyon Kupası'nın aslında startını biz bugün burada Mersin'de vermiş olduk. FIDE'nin yani Dünya Satranç Federasyonu'nun ülkemizde yapılmasını istediği, özellikle de Mersin'de başlamasını istediği ve bize bu anlamda da gerçekten gurur verici bir başlangıç yaptığı bir etkinlik. Ancak bu etkinliğin de önemli bir destekçisi var, Rosatom firması. Ben burada hem FIDE'ye, FIDE yetkililerine hem de Rosatom firmasına bu değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Fight As Başkanı Akaki Lasville, Türkiye'de satrancın geliştiğini ve önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Polska Şahmatna Federasya, одна из самых активных федераций мира, и очень приятно, что это мероприятие прошло в Турции. Bugün Mersin için çok önemli bir gün, çok önemli bir etkinlik yapıldı. İlk önce FIDE, Dünya Satranç Federasyonu ve ayrıca da Türkiye Satranç Federasyonu destekleriyle burada bir satranç turnuvası yapıldı. Çok önemli bir olaydı. Sabah ilk önce Anatoly Karpov geldi. Dünyaca ünlü bir Grandmaster ve satrancın efsanesi olan çocuklara öncelikle ders verdi. Daha sonra satranç oyunlarını anlattı. Simultane 10 tane oyun vardı. Ondan sonra turnuvaya geçildi. Turnuvada ödül töreniyle sonuçlandı. Özellikle de bu turnuvanın organizasyonunda katkıları bulunan FIDE, Dünya Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Sayın Gülkiz Tülay, Sayın Özgür Solakoğlu ve özellikle de finans desteğini sağlayan Rus Rosatom Devlet Şirketi'ne teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Ayrıca da bugün öğrendiğim gibi bu tür etkinliklerin hani ileride de yapılmasına dair bir öneri geldi Rosatom temsilcisi tarafından. Bunları da mutlulukla, sevinçle karşılıyoruz.